Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle çok farklı bir yöntemle harika bir hamburger ekmeği tarifi paylaştım sevgili arkadaşlarım. Bu tarifimde çok iddialıyım sevgili arkadaşlarım. Bu tarif başka yerde yok. Bakar mısınız? Kısacık bir fırın çekimi hazırladım sizler için. Ne kadar güzel içini çekerek piştiğini, ne kadar güzel kabardığını görmenizi istedim. Evet sevgili arkadaşlarım, şunu hemen videoma, tarifime geçmeden belirtmek istiyorum. Ben normal bir şekilde bezeleri alıp üzerine yumurta sarısını sürüp bir kete gibi, kete malzemesiyle pişirip hamburger ekmeği demiyorum. Bu tarifimi çok beğeneceğinizi düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Özellikle okula giden bir çocuğunuz varsa bu tarif tam da size göre. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım? Sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık sütü alalım. Yine aynı şekilde üzerine 1 su bardağı ılık suyu alalım. Özellikle su ve süt ılık olursa hamurunuz çok daha hızlı bir şekilde aktifleşir. Daha sonra tepeli olacak şekilde 2 yemek kaşığı toz şekerini ve 1 paket kuru mayayı ilave edelim. Şöyle şekerler eriyene kadar mutlaka karıştıralım. Bu arada su bardağım standart, her mutfakta bulunan su bardaklarından 200 milim olarak düşünebilirsiniz. Şöyle kısaca karıştırdıktan sonra 1 çay bardağı sıvı yağını ve 1 adet yumurta, 1,5 tatlı kaşığı kadar tuzu da ilave ettikten sonra tekrardan karıştırıyorum. Kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Hamurumuzun yumuşacık olması gerekiyor. Böyle çok katı bir hamur olmasın ki hazırlayacağımız hamburger ekmekleri de böyle yumuşacık olsun. Ben bu tarifimde toplamda 6,5 su bardağından birazcık fazla un kullandım. Yani tam olarak 7 su bardağı da kullanmadım. Böyle 7 su bardağından belki 1 yemek kaşığı eksik olacak şekilde un kullandım. Hamurum böyle ağırlaşana kadar tahta kaşığımla karıştırdım. Daha sonra elimle yoğurmaya geçiyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, eğer çok yumuşaksa, elinize yapışıyorsa ara ara un ilave edin, ama dediğim gibi çok fazla un ilave edip de hamurunuzu katılaştırmayın. Evet, bu şekilde hamuru ilk başta karıyorum, yani bütün malzemeleri karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ele yapışan bir hamur. Dediğim gibi yumuşacık, birazcık böyle ele yapışan bir hamurumuz olacak. Hamurumu şöyle birkaç dakika yoğurduktan sonra tezgahın üzerine alıyorum. Bu arada hamurumu toparlıyorum. Kesinlikle bir mayalama süresi vermenize gerek yok sevgili arkadaşlarım. Sıvı malzemeleri, yani özellikle suyu ve sütü ılık kullandığımız için çok hızlı bir şekilde mayalanacak. Yani hamuru bekletmenize hiç gerek yok. 2 eşit parçaya böldüm. Böyle özellikle ikisini de, yani birbirine yakın olmasına özen gösterelim. Yani aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Daha sonra tepsimin içerisinde birazcık un serptim. Bezeleri içerisine alıyorum. Yine aynı şekilde üzerine böyle un serptikten sonra hava girmeyecek bir şekilde, yani mümkünse bir poşet ile, streç ile kapatın ki içerisine hava girmesin. Böyle bir mutfak bezi, sofra bezi kullanırsanız eğer böyle bir poşet gibi korumuyor bezeleri. Yani hava girebiliyor. Bir 15 dakika kadar dinlendirdim. 15 dakikanın sonunda görmüş olduğunuz gibi bezeler çok güzel bir şekilde mayalandı. Yine tezgahımın üzerine çok az bir şekilde unladıktan sonra bezemi çıkarıyorum. Şöyle birazcık unlayalım bezeleri. Çok yumuşak bir hamurumuz olmuştu çünkü. Daha sonra bir merdane yardımıyla, isterseniz oklava da kullanabilirsiniz. Böyle bezelerimizi birazcık büyütelim, birazcık açalım. Kesinlikle böyle incecik olmasın sevgili arkadaşlarım. Ben üzerinde, yani birkaç kez merdaneyi üzerine dolandırmanız yeterli. Ben biraz merdaneyi üzerinde çok dolandırıyorum. Çünkü bir tarafı ince, bir tarafı kalın olmasın. Yani her tarafı da aynı kalınlıkta veya incelikte olsun. Birinci hamurumu böyle açtım güzelce. Kalınlığını da gösterdim size. Çok ince olmayacak, yani çok kalın da olmayacak. Biraz sonra da tekrardan yakından da göstereceğim. Hamurlar çok güzel bir şekilde dinlendiği için bizi hiç yormadan, yani birkaç dokunuşta çok güzel bir şekilde büyüyor, açılıyor. Bakın bu kalınlıkta, yani çok ince değil. Şöyle tezgahımın üzerini temizliyorum. Tekrardan hamurumu açıyorum. Böyle ikisinin aynı büyüklükte olmasına da özen gösterelim. Birinci hamurumu serdim. İkinciyi bakın üzerine yerleştiriyorum. Eğer üstteki hamur biraz katladığımız için haliyle kendini toplamıştır. Şöyle kenarlarını birbirine yapıştıralım. Birleştirelim. Tekrardan bakın sevgili arkadaşlarım, merdane ile böyle üzerine bastırmıyorum. Sadece dediğim gibi aynı kalınlıkta olması için şöyle üzerine birkaç kez gezdirdim. Yani bu kesme işlemi için eğer bir aparatınız varsa işiniz çok daha pratik olacaktır. Veya bir çaydanlık kapağıyla da kesebilirsiniz. Böyle ağzı geniş bir bardakla da kesebilirsiniz. Yani hamburger ekmeğinizin büyüklüğüne göre siz ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle bir ağzı geniş olan bir kasemi tercih ettim. Yani ilk bastırmanızda hemen kesilmiyor. İçerisi hamur mayalı olduğu için içerisi böyle hava doluyor ama ikinci bastırmanızda çok kolay bir şekilde hamurunuz kesiliyor. Evet, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videolarımı sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Ayrıca sevgili arkadaşlarım, sizin yorumlarınız benim için çok kıymetli. Küçük bir yorum, küçük bir emoji, hatta küçücük bir nokta da bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Şunu da hemen belirtmek istiyorum. Tariflerimi mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmaya, paylaşmaya çalışıyorum ama hani olur da unuttuğum, atladığım bir yer olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Mutlaka dönüş yaparım. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Evet, böyle kaseden bir kalıp yapmış olduk. Hamurlarımızı kestik. Bakın şöyle hamurlarımı çıkarıyorum. Şekil vermiş olduğum hamurlarımı çıkarıyorum. Şöyle elimle kenarlarını düzelttikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştiriyorum. Böyle çok mesafeli olacak bir şekilde yerleştirelim. Biraz sonra göstereceğim. Videomun başında da göstermiştim. Hamburger ekmeklerimiz o kadar güzel kabaracak ki. Yani böyle üst üste olmasın. Biraz mesafeli olsun. Yine kalan hamurları da böyle yine iki eşit parçaya bölerek bezeleri alıyorum. Şöyle birkaç dakika dinlendirdikten sonra yine aynı şekilde açacağım. Ve aynı kalıbımla, yani kasemle keseceğim. Evet sevgili arkadaşlarım, burayı tekrardan göstermeye gerek duymadım. Bir tepsim doldu bu arada. Şöyle kenarından kalan hamurları isterseniz tekrar aynı şekilde verebilirsiniz ama ben 4 tanesini de sandviç ekmeği yapmak istedim. Evet, şöyle 4 tanesini de küçük küçük bezeler aldım. Yani bir mandalina büyüklüğünde diyebilirim. Tabi isterseniz yani şunu da göstermek istedim aslında. Bu hamurdan, bu tarifimden sandviç ekmeği de yapabilirsiniz. Üzerini kapattım. Yine bu aşamalarda çok fazla dinlendirmenize gerek yok. Zaten hamurumuz mayalı. Sadece kolay işlem yapmak için, yani daha kolay şekil verebilmek için böyle kısacık 1-2 dakika dinlendiriyoruz. Bakın tekrardan göstermek istiyorum. Sandviç ekmeklerimizi, yani bezeleri bu şekilde elimle açıyorum. Çok kolay bir şekilde açabilirsiniz. Böyle sadece parmak uçlarınızı dokundurarak büyütebilirsiniz. Bir merdane veya oklava kullanmanıza gerek yok. Şöyle tek tarafından, yani ortası biraz böyle dombili kalacak. Kenarları ince kalacak. O şekilde elimle sarıyorum. Ve elimle böyle yuvarlıyorum. Ortasını biraz daha dombili yapıyorum bu şekilde. Yani bir poğaça şekli veriyorum aslında. Bakın bu aşamada isterseniz içerisine bir iç harcı da yerleştirebilirsiniz. Evet, şöyle bir fırın tepsisiyle hamburger ekmeği hazırladım. Kalan ekmeklerimi de böyle küçük, yani orta boy borcamın içerisine yerleştirdim. Görmüş olduğunuz gibi çok mesafeli bir şekilde yerleştirdim. Üzerini kapatıyorum ve kabarması için bekletiyorum ama böyle tamamen kabartmayalım. Yani daha çok güzel bir şekilde kabaracak. Yani birazcık da fırında kabarma payı bırakalım. Üzerine ben 2-2,5 yemek kaşığı kadar süt kullandım. Yani bir yumurta sarısı kullanıp da böyle hamburger ekmeğinizi bir poğaça şekli vermeyelim bence bu şekilde. Biraz mat bir görüntü olması gerekiyor. Her tarafına değsin. Çok güzel bir şekilde kabaracak. Böyle kenarları çirkin kalmasın. Her tarafına değsin. Ayrıca süt kenarlarından akmıyor. Yani bir yumurta gibi akmıyor. Süt çok güzel bir şekilde, hamburger ekmeğimiz sütü çekiyor. Böyle bolca her tarafına değdirelim. Üzerini ben susam ile süsledim. İsterseniz birazcık çörek otu da kullanabilirsiniz. Haşhaş da kullanabilirsiniz. Veya hiçbir şey kullanmasanız da böyle sade olarak da çok güzel olacaktır. Üzerini çörek otuyla süsledikten sonra ben önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında 20 dakika pişirdim sevgili arkadaşlarım. Lütfen bu pişirme süresinde kontrollü olalım. Her videomda, her tarifimde mutlaka söylüyorum. Pişme süresi fırından fırına değişebilir. Yani böyle güzelce kızarana kadar, içini çekene kadar, kızarana kadar altın üstünü kontrol edelim. O şekilde pişirelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi üzerini de böyle kavrulmuş susam ile süsledim. Dediğim gibi bu aşamalar tamamen kendi zevkinize kalmış. Damak zevkinize veya göz zevkinize göre süsleyebilirsiniz. Evet, önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında hamburger ekmeklerimi pişiriyorum. Şöyle kısacık bir fırın çekimi hazırladım. Gerçekten bu anını görmenizi istiyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, bakın görmüş olduğunuz gibi benim hamburger ekmeklerim ve hazırlamış olduğum sandviç ekmeklerim hazır. Bakar mısınız? Yumuşacık oldu. Böyle üzerine dokunuyorum ve bıraktığım zaman bastırıyorum ve bıraktığım zaman eski halini alıyor. Tabii piştikten sonra üzerine bir sofra bezi, bir mutfak bezi ile kapatalım. Bir 8-10 dakika kadar kendi buharında dinlendirelim. Bakın sevgili arkadaşlarım, burayı özellikle göstermek istiyorum. Bu hamburger ekmeğinizi pişirdikten sonra, yani bir bıçakla kesmenize hiç gerek yok. İki bezeyi üst üste birleştirmiştik ve kalıp ile kesmiştik. Bu sayede içerisi zaten böyle belirgin. İçerisine yeşilliğinizi, marulunuzu, hamburgerinizi, kaşar peynirinizi, beyaz peynirinizi, domatesinizi dilebilirsiniz. Özellikle çocuklarınızın beslenmesinde gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz. Gerçekten denenmeye değer bir tarif. Tarifimi denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum ve denerseniz olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de benden bu kadar sevgili arkadaşlarım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.